Arkadaşlar bu bölümde adreslemelerle ilgili yanlış bilinen bazı konularda düzeltme yapmam gerekiyor. Şöyle ki siz herhangi bir yere gelip eşittir deyip işte farklı bir sayfadan bir yere tıkladığınızda bakın adresini yazıyor. Önce sayfa ismini yazıyor. Sonra ünlem. Sonra da o hücrenin adresini yazıyor. Enter'a bastığınızda o hücredeki veriyi getiriyor. Aynı işlemi kendi sayfanızdan bir yerden yaparsanız bakın sadece o hücrenin adresini veriyor. Farklı bir çalışma kitabına veri alırsanız mesela şöyle kitap 1'deyken eşittir deyip gelip bu Excel dosyasının herhangi bir yerinden veri aldığında bakın ne yapıyor? Öncelikle kitabın ismini yazıyor. Kareli parantez yani köşeli parantez içerisinde yazıyor. Sonra araya hiçbir işaret koymadan hücrenin ismini yazıyor. Sonra ünlem, sonra da hücrenin ismini yazıyor. Şimdi arkadaşlar burada adreslemeleri doğru anlamamız gerekiyor. Çünkü farklı formüller yazarken genelde hatalar olabiliyor arkadaşlar. Bana gelen sorulardan anladığım bu. Şimdi ben bu sayfadayken arkadaşlar eşittir yazıp işte şu ürün bir sayfasından herhangi bir yere tıkladığım zaman bakın öncelikle şöyle büyüteyim ben burayı. Adresi şöyle yazdı. Hücrenin ismini sona yazdı. Fakat farklı bir sayfada olduğu için önce o sayfanın ismini yazdı. Araya ünlem işareti koydu. Sonra hücrenin adını yazdı. Yani farklı bir sayfadan veri alıyorsa önce sayfa ismini yazacaksınız. Sonra ünlem. Sonra da hücrenin ismini yazacaksınız. Peki burada dikkat çeken şey şu. Neden şu köşe ünlem işe daha doğrusu şu tek tırnak işaretlerini koydu Excel. Şimdi sayfa isimlerini yazarken bazen koyuyor bazen koymuyor. Bunu koyma sebebi şu arkadaşlar. Eğer bunu koymazsa bakın ürün bir sayfasının içerisinde bir boşluk var. Bu boşluk olmasaydı tabii ki bu ünlemleri koyması zorunlu değildi. Fakat orada boşluk olduğu için Excel bunun bir bütün olarak görmeyebilir. Çünkü Excel kod yazarken Excel'de adres yazarken hiçbir şekilde boşluk bırakılmaması gerekiyor. Fakat burada bir boşluk olduğuna göre Excel ürün kelimesiyle bir yazısını ayrı farklı iki komut olarak görecekti ve hata verecekti. O yüzden Excel bunun bir bütün olduğunu görmek için dışına ünlem koydu. Peki şu anda adresimizi böyle bırakalım. Ben ürün bir sayfasının içerisinde bakın ürün boşluk bir yazıyor. Ben şuradaki ismi değiştirsem boşluğu silersem tekrar gelip buna bakarsam bakın ünlem işaretlerini daha doğrusu tek tırnak işaretlerini kaldırdı Excel. Neden? Çünkü burada boşluk yok artık. Çünkü bunun ismi değişti. Ürün 1 oldu. Ürün 1 yazdığı için boşluk kalktığı için dışındaki tek tırnak işaretlerini kaldırdı. Olsaydı ne olurdu? Herhangi bir problem çıkartmazdı. Boşluk olmasa da siz dışına tek tırnak koysanız problem yapmıyor. Kendi otomatikman sildi. Gelip şunun ismini tekrar ürün 1 yerine ürün boşluk 1 yapıp Enter'a bastım. Geldim baktım. Doğal olarak tek tırnak işaretlerini yeniden koymuş arkadaşlar. Yani herhangi bir şekilde burada bir boşluk varsa sayfa isminde dışına tek tırnak koyuyor Excel. İşte burada arkadaşlar bazen işte dolaylı formülünü kullanırken işte eşittir dolaylı dediğinizde arkadaşlar genelde mesela şöyle düşünün. Şu yazıyı tamamen kopyalayıp eşittir dolaylı yazıp çift tırnak içerisinde bu yazıyı yapıştırırsam çalışıyor. Fakat siz bunun dışına tırnağı koymazsanız işte burada dolaylı da yapılan hatalardan biri bu. Dışına sayfa isminin dışına tek tırnak koymanız gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki bunun ismini değiştirdim. Doğal olarak burada çalışacak Excel ismini değiştirdik otomatikman ama burada değiştirmeyecek. Neden? Çünkü biz burada ürün 1 yazıyor. Excel bunu düz yazı olarak algılıyor. Sizin yazdığınız düz bir yazı olarak algılıyor. O yüzden buradaki değişikliği kendimiz yapmamız gerekiyor. Bakın ürün 1 sayfasının B2 hücresinden aldı otomatikman. Evet arkadaşlar bu tür hataları engellemek açısından bu özellikle şu tek tırnağın ne işe yaradığını dikkat etmemiz lazım. Tek tırnağı unutuyor arkadaşlar işte yazıyor ya işte ürün 1 sayfasının şu hücresi vesaire. Özellikle dolaylı formülün içerisinde kullanırken bu çok büyük hatalara yol açabiliyor arkadaşlar. Tek bilmemiz gereken şunun dışına tek tırnağı yani sayfa isminin başına tek tırnağı yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar
Tabii dolaylı formülünü yazarken de bazen sıkıntı yaşıyoruz ama yapacağımız şey şu arkadaşlar. Öncelikle siz mesela yani şöyle bir hücreden veya işte farklı bir sayfadan bir şey alacaksanız mesela geldiniz bu sayfadayken eşittir dediniz. Ürün 4 sayfasının şu hücresinden veriyi aldınız. Excel bunu nasıl yazıyorsa bunu kopyalayın direkt eşittir. Dolaylı formülün içerisine de çift tırnağın içine bunu yazın ve çift tırnağı kapatın. Sonra diyelim ki siz şöyle bir şey yaptınız. Şuraya sayfa ismini yazdınız. İşte ürün bir sayfası. Ben şunun eski ismini getireyim de hatalı olmasın. Buraya ürün 1, ürün 2. İşte şöyle aşağı doğru çekelim. Ürün 6. Bunlar sayfa isimleri. Geldiniz. Şunu da şöyle yazalım. Dediniz ki bunu ürün 1 sayfasından al. Tamam. Ürün 1 sayfasının E3 hücresi nedir? Bunu alacak. Şimdi dediniz ki ben bu ürün 1 yazısını şuradan almak istiyorum. İşte dolaylı formülü asıl bunlar için kullanılır. Siz şu ürün 1 sayfa yazısını bu yazıyı bir hücreden alacaksanız işte dolaylı formülü asıl o zaman işe yarar. Gelirsiniz şuradan ürün 1 yazısını silersiniz. Çift tırnak, çift tırnak. End, end ve şu. Bu ne demek? Şöyle çift tırnak içinde ne yazmışım? Tek tırnak işareti koymuşum. Daha sonra A1 hücresinde ne yazmışım? Ürün 1. Daha sonra çift tırnak içerisinde şu yazıyı yazmışım. Üçünü birleştirdiğimde bu yazı tam olarak Excel şöyle görür. Direkt bunu yazmak arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Ben bunu niçin yaptım? Sadece içindeki yani formül aynen şu şekildeydi. Sadece ürün 1 yazısını şuradan almak istediğim için öncelikle ne yaptım? Ürün 1 yazısını tamamen sildim. Çift tırnak, çift tırnak. Sonra iki çift tırnağın arasına geldim. End, end yaptım. Sonra ikisinin arasına gelip şuraya tıkladım. Ben buraya arkadaşlar şöyle yazmış olsaydım. Yani şu formülü düzeltip şöyle bir düzeltelim eski haline getirelim. Ben burayı seçip silip direkt işte A2 yazmış olsaydım eğer Excel bunu yanlış algılayacaktı. Çünkü A2 diye bir yazı, A2 adında bir sayfa varmış gibi görürdü. Şuradaki herhangi bir şeyin adını A2 yaparsam tamam kabul edecek. Diyecek ki A2 adındaki sayfadan bunu getir. Fakat şunu tekrar ürün 2 diye düzeltelim. Fakat burada A2'nin bir hücre olduğunu belirtmem için benim bunu çift tırnağın dışına çıkartmam lazım. Öncelikle şuraya çift tırnak end. Sonra da end çift tırnak. Aynen bu şekilde. Şöyle daha büyük gösterelim ki. Evet. Aynen bu şekilde yaparsanız şuradaki yazıyı A2 değil de A1'den almış olalım. Buradaki yazıyı buradan aldığınızı anlayacaktır Excel. İşte burada A2'de ne yazıyor? Ürün 1. Ha. Ürün 1 yazacak buraya. Yani tamamen çift tırnağın içerisinde ürün 1 yazacak. Dışına tek tırnak koyacak. Sonra da E3 yazacak ve ürün 1 sayfasının E3 hücresinden aldığını anlayacak. Bunu aşağı çektiğimde bakın. Ürün 2 sayfasının E3 hücresinden alıyor. Evet. Dolaylı formülü işte arkadaşlar bu amaçla kullanılır. Yani adreslerden herhangi bir yerini farklı bir yerden alıyorsanız işe yarar arkadaşlar. Bu yönüyle çok pratik, çok kullanışlı bir formüldür arkadaşlar.